Milli takıma geri dönelim. Milli takım konuşalım biraz istiyorum ben. Bugün maç var galiba. Birazdan Litvanya maçı mı var bugün? Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Hı hı. Şimdi milli takımın tabii şu anda bulunduğu yer maalesef hiç kimsenin istemediği, görmek istemediği bir yer. Tabii ki. Yani adını bilmediğimiz takımlarla falan oynuyoruz. Evet, evet. O maçları seyrediyoruz. C grubundayız galiba. O evet. Faroe adaları aynen. falan var. Evet, abi. Şimdi Türkiye'deki futbolda, futbolun Türkiye'de gördüğü karşılık da bu değil. Evet. Fakat sen Avrupa'da futbol oynadın. Çok yakından futbol takip ediyorsun. Türkiye'nin en büyük takımlarında futbol oynadın. Bunu bence en iyi analiz edebilecek isimlerden bir tanesisin. Evet. Her geçen yılda Türkiye'deki futbolla Avrupa'daki futbol arasındaki makas açılıyor. Açıldı zaten. Ve uzaya gitti şu anda. Evet, yani başka bir şey olduk biz. Aynen öyle. Bu makas niye açıldı? Burada bir numaralı sorumlu kim? Ne? Şimdi tabii burada ben birilerini suçlayaraktan kendime pay çıkarmak istemem ama tabii ki de futbolu yönetenler, futbol her kulübümüzün başkanları, hem federasyonumuzun başkanı, üst düzey yöneticilerimiz, hocalarımız, alınan kurallar, finansal fair play, genç oyuncuların çıkması, çıkmaması, alınan yabancı transferler, alınan yabancı transferlerin kadro dışı bırakıp onların parasının mecburi ödenmesi. Yani çok şey sayabiliriz Candaş abi. Bu yani sadece sana ben spesifik bir şey söyleyemem. Tek bir şey söyleyemem yani. Ama bu olumsuzlukların, bu yönetememenin ya da yanlış yönetmenin, özür diliyorum herkesten, bunu isim olarak söylemiyorum. Yanlış yönetmenin bir sonucu olarak verilen bir şey. Makas çok açıldı. Bir de kendimizi çok dev aynasında görmememiz lazım. Kendimizi işte ya bir tane oyuncumuz çıkıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Basına da bu yüzden de çok serzenişte bulundum. Bir tane genç oyuncumuz oyun oynuyor. Ertesi gün gazetede onu Manchester United istiyor, ya, Manchester evet. City istiyor. İşte o geliyor izlemeye, bu geliyor. Yani bu çocukları böyle ister istemez kötü etkiliyoruz. Yani tabii ki de haber yok. Bazı çok fazla haberimiz olmayabilir ama bu çocuklara hep beraber olmalıyız. Yani ben mesela bana diyorlar ki Türk futbolu nasıl kurtulur? Herkesten özür dileyerek diyorum. Hem futbolcular, hem başkanlar, hem yöneticiler, hem hakemler, hem basın, hem yorumcular hep beraber taşın altına elimizi koyarsak bu değişir. Sen şimdi hakemleri mahvettik ya biz bu sene. Yani hepsi benim beni aşan konular ama ben hepsini benim maçımı yönetmiştir. Gönül bağımı olan insanlar. Yok canım sen niye açsın? Seni hiç aşmaz yani. Hayır yani şöyle. Hakemleri, hiç aşmayacak adamlar hakem konuşuyor. Sen konuşursun yani. Ya hakemleri gönderiyoruz, geri getiriyoruz. O insanları itibarsızlaştırıyoruz. Yani Cüneyt Hoca Dünya Kupası yönetmiş, Avrupa Kupası yönetmiş. Bu insanlara zarar veriyoruz. Ki aslında ister istemez Türkiye'yi etkiliyoruz. Burak, Türkiye'deki hakemler Avrupa'daki hakem ortalamasının altında mı? Kesinlikle değil. Daha mı kötü hakemler? Ya daha kötü daha iyi söyleyemem ama Türk hakemi abi Türk insanı hiçbir şeyde Avrupa'dan geride değil. Bir kere biz bunu bilmemiz lazım. Kendi insanımıza değer vermemiz lazım. Yani şimdi Türk insanı çok iyi sanatçılarımız var. Çok iyi futbolcularımız var. Çok iyi artistlerimiz var, aktrislerimiz var. Ne bileyim her alan çok iyi politikacılarımız var. Ya yani bizim her alanda aslan gibi insanlarımız var. Yani bizim Nobel ödülü almış aslan gibi abilerimiz var. Yani biz neden kendimizi küçümsüyoruz? Biz hiçbir şeyden bir kere eksik değiliz. Ama bunu hakem meselesiyle ilgili şey dedi. Hakem ya, Avrupa'dan getirelim, hakem dışarıdan getirelim. Abi o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Yabancı oyuncu oynatıyoruz. Yabancı hakem gelsin. O zaman yorumcu da yabancı olsun. O zaman başkan ya, da denediler ya. O zaman başkan da yabancı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da o zaman yabancı olsun. Ne ya böyle şey olur mu? O zaman her şeyi yabancılaştıralım biz. Yani bu biz yani bu kadar kendi insanından nefret eden bir ülke ben hayatımda hiç görmedim. Ben sadece bunların değişmesini, kendi insanımıza değer vermeyi istiyorum. Hata yapacaksa da kendi insanımız yapsın. Ben bunu istiyorum. Başka hiçbir şeyden değil. Ben ne dedim sana? Ben ülkemi seven, vatansever her şeyden önce. Sonra da milliyetçi bir insanım ama asla ırkçı değilim. Burada tabii şu var. Yani benim gözlemim Avrupa'daki futbolla Türkiye'deki makasın açılmasındaki en büyük fark Türkiye'de oynanan futbolun fiziksel şeyiyle, gücüyle Avrupa'daki arasındaki makasla çok açılıyor. Tabii ki. Yani bu da bir acayip şey. Bu nasıl oluyor Burak? Yani sağ içinde, şimdi bizim mesela gurur duyduğumuz evet, kardeşlerimiz var. Evet. 15 yaşında, 16 yaşında. Müthiş yetenekler. Ben mesela bayılıyorum Arda Güler'e. Evet, bayılıyorum maşallah. Bizim Emirhan'a. O, maşallah. Fakat şimdi bu çocuklar çok iyi çocuklar, çok karakterli çocuklar, çok yetenekli çocuklar. Fakat evet, çok önemli bir handikapları var. Evet. Fizik. Şimdi, yani şeyi görmüşsündür. İtalya maçında 17 yaşında bir sağ açık aldılar. İkinci yarı mı? İlk yarı mı? Evet, evet, evet. İlk defa oynadı. Evet, siyahi bir evet, oyuncu. Evet, evet, evet.
Fiziğini gördün değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Yani Avrupa'da yetişen oyuncunun fiziğiyle bizdeki arasında çok fark var. Ben şu zaten anda... bunu söyledim. Ben zaten her zaman bunu söyledim. Ben Fransa'ya ilk gittiğim zaman antrenman temposu, her idman öncesi yapmak zorunda olduğun hareketler, fitness'tan bahsediyorum. İdman sonrasında yapmak zorunda olduğun hareketler, yine fitness'tan bahsediyorum. 8-10 tane her iki oyuncuya bir hoca düşüyor. Çok ağır idmanlar, çok tempolu idmanlar. O yüzden de görüyorsun ki tabii ki de bizde arasında bir fark olacak. Bizde böyle değil mi bu? Ya bizde de öyledir. Şimdi burada hocalarımıza haksızlık etmek istemiyorum ama Türkiye biraz daha, biz her şeyimize duygusal yaklaştığımız için. Yani her işte, biz mesela, ben hocamla bir hafta konuşmazdım. Kanlı bıçaklı olurduk. Hocam benim kafama şöyle yapardı maçtan önce. Hadi aslanım benim için derdi. Biz çıkardık, topu yerdik. Ama mesela oyuncunun kötü günü oluyor. Duygusal insanlar olduğumuz için hem sahaya hem işimize yansıtıyorduk. İdmana çıkmıyoruz bazen. Bazen gerekli idmanı yapmıyoruz. İki gün dinlenip çıkıyoruz. Ama biz de kendimizi Avrupa'ya öyle gösteriyoruz. Şimdi... Aslında çok güzel bir örnek var ağzımda ama bunu söylemek istemiyorum. Çünkü yürüyen tekere çomak sokmak istemiyorum. Yani çok değerli hocalarımız var. Çok çok değerli hocalarımız var. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Abdullah Avcı, yani Ersun Yalay. Yani kim, yeni jenerasyonumuz işte Emre abi, Volkan abi, Nuri Şahin geliyor. Mutlaka şimdi daha yeni arka... Hikmet Karaman çok değerli birisi bence. Yani bu insanları da göz ardı etmememiz lazım. Yani bir Türk futbolunda bunlar bir etkin halde olmasa bile, bir karar alınacaksa bir masanın etrafında herkesin buluşabilmesi lazım diye düşünüyorum. Hem hocalık olarak hem karar bazında bunların da mutlaka fikrine başvurulması. Bu saydığın isimler ama 15 yaşında bir çocuğun yani altyapıdan gelişinde çok... fiziksel olarak gelişiminde çok var olan isimler değil. Ama şöyle söyleyeyim. Yani çocuklar genelde A takımında oynamaya başladıklarında bu saydığın isimlerle karşılaşıyorlar. Hı hı. Benim sana sormak istediğim... Sen şu, altyapıyla alakalı yani soruyorsun. Şunu söylüyorum. 16-17 yaşında fiziksel olarak baktığında Türkiye'de gelişen kardeşlerimizin durumuyla Avrupa'dakiler arasında fark var. 2-3 beden daha şeyleri, stamina mı diyorsunuz siz ona? Ama evet. Dayanıklı isim. Ama çok haklısın ama bir tanesi siyahi altyapı. Bir tane, ya şimdi Fransa'daki benim takım arkadaşlarımın hepsi siyahi oyunculardı. Ama şimdi sadece siyahi değil ki Burak. Haaland diye bir adam var yani. Abi ya ama kapı sen, gibi bir oyuncu yani. O zaman Messi ile de yani sen en uç noktasını örnek veriyorsun. Ama yani ben çok hani şeyden bahsediyorum. Çok fazla insanımız siyahi haklısın, fiziksel avantajlardan çok, bahsediyorsun. Tabii ki çok haklısın ama çok fazla bak mesela Arda Güler de ben bir eksik, yani bir de şimdi burada Arda'yı konuşuyorum, onu da çok fazla şey yapmak istemiyorum, nazar değmesin ama Arda Güler'de bir fizik olarak bir eksik olduğunu düşünmüyorum ki, ya da Emirhan'da çok fazla bir eksik yok. Emirhan en önemli maçlarda oynadı, çıktı aslan gibi oynadı. Her maçı izlediğim için söylüyorum ben. Yani önemli olan bunlara güvenip inanıp devam ettirebilmek. Şimdi Kerem oynadı Galatasaray'da. Devam etti. Çok da mutlu olduk. Yunus da iyi ki Adana'ya gitti de oynadı. Şimdi Yunus Galatasaray'daydı 3 senedir. Aynı oyuncuydu. İyi ki Adana'ya gitti de oynadı. Belki de bitecekti. Yani Rıdvan oynadı. Güvenildi. Devam etti de oynadı. Rıdvan için En Sakalı'yı Beşiktaş kulübü kadro dışı bıraktı, yani Rıdvan için ya da değil, ama bu da mutlaka düşünülmüştür. Yani bu da birazcık kulübün bakış açısıyla, projesiyle alakalı bir şey. Candaş abi bunu söylemek istiyorum. Yoksa fizik olarak Rıdvan çok mu fizikli? Hayır, hiç değil. Ama her maç oynuyor. Ama Rıdvan'la aynı yaşta Can diye bir kardeşimiz var mesela. Avrupa'da yetişmiş. Fizik, yan yana koy fiziksel olarak. Ama birazcık da yani başka iki tane. Haklısın ama biraz da genetiğimiz var. Ben senden daha uzun boyluyum. İkimiz de Türkiye'de yetişmişiz. Daha kalıplıyım. Biraz da genetiğimiz var ama yani. Ama sen o yüzden bırakılmaz. Ya öyle. Ben mesela de muhtemelen bu fizikle olamazdım. Ya canlaş abi. Yok, kastettiğim şu. Var. Yani ben Avrupa'da kendi gözlemim. Sen tabii benden çok daha hakimsin. Senin görüşünü merak ettiğim için soruyorum. Avrupa'da çok fizik. Çok birinci sırada yani. Oyuncu ayakta. Çatır çatır oynuyor. Bizde çok daha gerideyiz ve burada oyuncuların kendi çok kondisyonları da çok. Benim burada söyleyebileceğim net farkı söyleyeyim. Net. Avrupa ile Türkiye arasındaki net fark antrenman temposu. Bu kadar. Antrenman temposu böyle bir tempo, maç temposu. Nasıl bir fark o? Ya burada biraz daha az tempoda yapılıyor antrenmanlar. Biraz daha yumuşak geçiliyor. Bu da hani mesela. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Fransa'da bizim en ağır antrenmanımız maçtan bir gün önce.
Maçtan bir gün önce. Ama Türkiye'de maçtan bir gün önce hiçbir şey yapılmaz hemen hemen. Daha böyle hani masaj, daha böyle hafif küçük çıkışlarla bırakılır. Ama bizde Fransa'da tam tersi, en ağır idman maçtan bir gün önce. Yaklaşık 50-55 dakika sürüyor ama en ağır idmanımız maçtan bir gün önce alıyor. Yani en büyük fark antrenman temposu diyebilirim.